Biz de çok kullanırken farkına varmasak da zamirler konusu Türkçe'de önemlidir. Ama biz bunu hani zamirler özellikle şu bu diye böyle çok üstüne vurmayız. İngilizce'de ise bu zamirlere göreceksiniz ileride daha çok değineceğiz. Teknik olarak çok önem veriliyor ve çok bizdeki sistemden biraz daha derli toplu şekilde dağılması var. Çok sıkıcı bir şekilde anlatmayacağım bunu. İngilizce'de duyduğunuz ve muhtemelen hiç bilmeseniz bile kullandığınız bir cümleyle, yani hiç İngilizce bilmeyen bile bu cümleyi biliyordur. Bu cümleyi bilmeyen zaten yani duymamış olması bir insanın imkansız. En kötü ihtimal arabesk bir şarkıda bile geçiyor biliyorsunuz. Şimdi I love you kelimesinde iki tane zamir var. Bir fiil, iki zamir. Normalde böyle bir cümlede birincisi ben, ikincisi seni. Yani biz ismimiz yerine, benim ismimle, karşı tarafın ismi yerine I ve you'yu kullanıyoruz. Hani der misiniz Haluk sever işte ne bileyim Fatma'yı. Yani bu şekilde tarzanca söylemeyiz doğal olarak, değil mi? Biz ne yaparız? Ben seni seviyorum. Böyle şifrelemiş gibi aslında ama amaç orada şifreleme değil. İşaret zamirleri kullanarak konuşma. Çünkü bizde bir süre sonra isimlerin kullanılması çıkartılır. Bir insanla samimi olduysanız siz yerine sen kullanırsın. Hatta işte Haluk Bey yerine direkt Halukçum vesaire ya da sen diyebilirsin. Şimdi İngilizce'de bu ben ve seni çok dağınık şekilde gruplandırılmış halde bir sistemle sunuluyor. O da bu. Şöyle. İlk öncelikle 5 grup göreceğiz. Özne zamirleri. Az önce gördüğünüz gibi ben kelimesi yerine ben I'yı kullanıyorum. I, I harfi, I harfi büyük. Sen yerine you kullanılıyor. Ama biraz aşağıya bakarsanız aslında aynı zamanda şöyle göstereyim size. Bakın şuradayız. You yerine kullanılan, yani sen yerine kullanılan you aynı zamanda siz yerine de kullanılıyor. Dolayısıyla hem sen yerine hem siz yerine you kullanabiliyoruz. Mesela ben I love you dediğim zaman karşımdakine seni seviyorum da demiş olabilirim. I love you dediğim zaman sizi seviyorum diye 3 kişiye de söylemiş olabilirim. 3 tane çocuğum vardır mesela. Üçünü de sevdiğimi söylemek için I love you diyebilirim. You kelimesindeki bu karışıklık başka hiçbirinde yok. İçiniz rahat olsun. Aslında büyük bir karışıklık da değil. Biz de yeri geldiğinde sizi seviyorum deriz. Ama aynen Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de çoğul değil, tekil kişiye saygı içinde I love you denilebiliyor. Karşı taraf bunu anlıyor söyleşi. Nasıl anlıyor? İleriki videolarda göreceksiniz. Merak etmeyin. Yani çok saygı duyduğunuz biri vardır. Bu gerçekten saygı duyulası bir insandır. Ona da I love you derseniz, yani tabii böyle bir cümle zırt pırt söylemezsiniz ama kolay anlayacağınız bir cümle olduğu için söylüyorum. Ona da sizi seviyorum anlamında söylenebilir. Dolayısıyla you kelimesi hem sen hem siz anlamında kullanılıyor. Yani ikinci çoğul ve ikinci tekil için kullanılan bir kelime. Devam edelim. Hemen altında he var. He de erkeklerde kullanılıyor. He loves Ayşe. O Ayşe'yi seviyor. He erkeğin isminin yerine kullanılan bir zamir. Özne zamir unutmayın. Öznenin yerine kullanıyoruz. Aynı zamanda hemen altında she var. Onu da kırmızıyla göstereyim ki aklınızda kalsın. She loves Ahmet. Ahmet'i seviyor. Kim bilmiyoruz. Çünkü öznenin yerine bir o she kullandım. Çok akıllıca bir şey yaptım. Kızın ismini gizledim. Anlatabiliyor muyum? Ama biraz daha ilerlersek yeşille gösterdiğim it. It hayvan ve cansız varlık ve bitkiler için kullanılıyor. Yani her nesne için aslında kullanılır. Ama diyelim ki bilmediğiniz birinden bahsediyorsanız ya da bilmediğiniz birine bir seslenmede yapacak bulunacaksanız o zaman da it kullanılabilir. Diyelim ki birisi telefon bağlayacak size. Who is it diyebilirsiniz. Ya da kapı çaldı. Who is it diyebilirsiniz. Çünkü he mi she mi bilmiyorsunuz. Ha, bazen kullanılır ama insan yerine de kullanılabiliyor. Bunu da unutmayın. We biz anlamına geliyor. Yani ben artı birisi daha. İki kişi en az belirtecek şekilde we diyoruz. You az önce anlatmıştım. Siz yerine geçiyor. They ise onlar. Yani sizin dışınızda konuştuğunuz kişi de dahil sizin dışınızda. Birisiyle konuşuyorsunuz ve başkalarından bahsedeceksiniz. İşaret edebileceğiniz ya da etmediğiniz, orada olan ya da olmayan, şimdi ya da geçmişte onlara they deniyor. Ha, bunların dışında zamirler var mı? Var. İşte this var, that var işaret zamirleri ama onlar şu anki konumuzun hikayesi değil.
Diz vedeti daha sonra göreceğiz.